bugünkü konumuz buydu arkadaşlar. Bolca dua edelim dedim. Çünkü çok güzel bir gün. Ben bugün çok duyguluydum. Bugün çok ağlayarak, salavat dinleyerek geçirdim. Bugün ben işteydim, merdiven temizliğindeydim. Saat 2'ye kadar sabah 7'de çıktık, çalıştım. Bolca kandil mesajı geldi. Kandil mesajlarından sonra da salavat açtım. Gelene kadar salavat dinledim. La ilahe illallah zikrini yine dinledim. Çok güzel geçti bugün. İşin yorgunluğunu bile emin onu hissetmedim. Bugün çok mübarek bir gündü. Bugün gökyüzünde ben bir hareket hissettim arkadaşlar. Böyle bulutlarda bir hareket hissettim. Bunu da size anlatayım. Bir değişiklik vardı sanki böyle bulutlar hızlı hızlı. Bulutların dağılımında çok değişiklik hissettim. Acaba birkaç gündür dedim ki ya mübarek aylarda mıyız? Bugünlerde böyle manevi hallerim çok yüksek ve çok ağlıyorum. Çok dua ediyorum, çok ağlıyorum. Kur'an dinliyorum, çok ağlıyorum. Çok zikir çekiyorum. Bu manevi haller bana çok duygulu geliyor arkadaşlar. Hani böyle okusam hemen ağlayasım geliyor. Çok dinliyorum, yılmıyorum. Erinmiyorum, bıkmıyorum, sıkılmıyorum. Bunları hissediyorum yani. Yükseliyor sanki bu aylarda. Bu manevi hallerimiz yükseliyor bu güzel aylarda. Bunu hissettim. Yine anlatacağım manevi haller vardı arkadaşlar. Bugün yine geldikten sonra. İşten geldik, saat 5 falandı. Biraz dedim uyuyayım, dinleneyim dedim. İlkinde yıkıldıktan sonra ben yattım arkadaşlar. Gördüğüm şeyde bir evden bir yılan çıkıyordu arkadaşlar. Ben bir evin karşısındaydım, çelik bir kapıydı. Evin kapısı aralandı, kocaman bir yılan dışarı çıktı. Şöyle kenara çekildim, resmen uykuda sıçradım arkadaşlar. Uyanmıştım ama daha yeni uyanmıştım. Büyük bir yılanın evden çıktığını gördüm. Koskocaman bir yılan evden çıktı. Geçen hafta da arkadaşlar videodan sonra bir arkadaşım benden bir istihare yatmamı istedi. Onda da ölmüş birini gördüm. Bir kişiyi sormuştu bana, ölmüş birini gösterdiler. O ölmüş kişinin halini biriyle evlenecekti arkadaşlar. Hayırlı mı hayırsız mı diye bana sormuştu. Bunu dedi sen bir dedi istihareye yat demişti açıkçası. O ölen kişinin halini o evlenecek kişinin haliyle gösterdiler bana istiharede. Yani onun gibi bir insan dediler. Daha sonraki gördüğüm şey dedi arkadaşlar. Bir tuvalet temizliyorum. Pis bir tuvalet. Ama duvarlarına kadar fırçaladım. Ben temizlik için biliyorsunuz artık rüyalarımda da var. Temizledim. Durmadan tuvalet temizliyorum rüyalarımda ben. O manevi hayatımız ve paradan bahsediyor arkadaşlar. Manevi alemde paranın Allah katındaki değeri pislik, insan pisliği. Biliyor musunuz? Yani düşünün paranın değeri insan pisliği. Tuvaletten bir fare çıkıyor, 3 kere giriyor, çıkıyor, evi geziyor. Ben en sonunda 3 kere vura vura onu öldürdüm. Kocaman bir fareydi. Bu aralar gördüğüm şeylerde hep sürüngenler görüyorum arkadaşlar. Pis hayvanlar görüyorum, korktuğum hayvanlar yani. Çok büyük bir fareydi. O fareyi vura vura öldürdüm arkadaşlar. 3 kere kaçmaya çalıştı. Başka birinin eviydi ama. Ben orayı temizliyordum, girdim. Tuvalet pisti. Duvarlarını falan fırçaladım. O sırada fareyi vurarak öldürdüm. Yine bugün de yılan gördüm arkadaşlar. Yılan gördüm. Çok büyük bir yılandı. Korktum yani. Düşünün ki yeni uyanmıştım böyle sıçradım artık. İrkildim. O kadar gerçekçiydi ki çok irkildim böyle korktum. Bir de bir şey gördüm arkadaşlar. Onu size anlatacağım. Çok güzeldi. Çekiyor mu? Evet. Şimdi gördüğüm şeyi anlatayım arkadaşlar size. Geçen gece saat 2'ydi. Teheccüd namazını kıldım. Arkadaşım bizdeydi. İşte istihareyi benden rica etti. Teheccüd namazını kıldım. Saat kaçtı bilmiyorum. 12.30 falandı. Kılayım yatayım dedim ya. Tekrar belki uyanamam dedim. Yastığı kıldım. Teheccüdü kıldım. Ondan sonra yattım. Saat 2'ydi. 2.30'du. Geri kalktım arkadaşlar. Sanki böyle seslenmiş gibi kalktım. Saat 2.20 geçiyordu galiba. Tekrar kalktım dedim ki hadi Şerif uyanmışsın. Uykum da yoktu. Tekrar teheccüd namazı kıldım. Biraz la ilahe illallah zikri çektim. 1000 kere la ilahe illallah zikri çektim arkadaşlar. Tesbihle oturdum. Böyle bir gayret geldi.
Neredeyse sabah namazına kadar tesbih çektim. Yani 2:30'du. Saat kaçta? 5'te falan okunuyor. 5'e 10 geçe falan okunuyor. Sivas'tayız biz. 5 gibi okunuyor ezan. Ondan sonra da Ayetel Kürsü okudum arkadaşlar. Ayetel Kürsü, İhlas Suresinin Türkçesiyle de dua ettim. 100 kere şey okudum, Ayetel Kürsü okudum arkadaşlar. Gördüğüm şey de Ayetel Kürsü'yü okudum arkadaşlar. Çok ilginçti. Birdenbire sanki dışarıdan camlara yapıştıklarını gördüm. Manevi alemde gözlerim sanki onların cama yapıştığını gördüm. Bu okuyan kimmiş diye geldiler arkadaşlar. Evde değillerdi, cama yapışmışlardı. 100 kere Ayetel Kürsü'yle bunu okuyan kim diye cama yapışmışlardı. Düşünün, okuduğumuz dualar o kadar önemli ki arkadaşlar. Ayetel Kürsü'yü 100 kere okudum. Oturdum, Fatiha Suresini okudum. İhlas Suresini de Türkçe okudum 100 kere. Fatiha'yı okudum Türkçesiyle. Türkçe dua ettim arkadaşlar. Daha iyi maneviyatla anlayabilmek için. Zaten Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Kur'an'ı iyi anlayasınız diye Arapça indirdik diyor. Bak, Kur'an'ı iyi anlayasınız diye Arapça indirdik. Ben de bazen Türkçe namaz kıldığım bile oldu arkadaşlar. Yeni başladığım zamanlarda artık yani ezbereyim Türkçesini de. Onu okudukça da Arapçasını okusam da biliyorum yani anlamlarını. O bir ara Türkçe namaz kıldım. Bu da çok önemli çünkü anlayarak içinizden o maneviyatınız, huşuyu hissediyorsunuz. Allah'a nasıl sesleniyorsunuz mesela. İhlas Suresini okudum, onu okudum. Ben onu okuduktan sonra camlara düzüldüler arkadaşlar. Bunu okuyan kimmiş diye çok rahatsız oldular. Camlara düzülmüşlerdi. Ben onları gördüm. İçeri giremiyorlardı arkadaşlar. Camın demirlerine yapışmışlardı. Ben onu gördüm yani hissettim. Sonra ne oldu diyeceksiniz? Bana beyaz bir elbise giydirdiler. Gözümün önüne beyaz bir elbiseli halim geldi. Beyaz, o la ilahe illallah zikrinden sonra 1000 kere çektim. O 1000 kere Ayetel Kürsü, 100 kere İhlas Suresi, Fatiha Suresi, başka esmalarla da zikir çektim. Onları şimdi unuttum. El Muheymin zikrini çok çekiyorum. Allah iyilik verendir diyor. El Muheymin, Ya Vedud, Ya Allah zikrini, Besmele çok okudum. Besmele, Enuz Besmele çektim, okudum arkadaşlar. Yani bunları okudukça arkadaşlar göz perdeniz açılıyor. Bunu bir alışkanlık haline getirdim mi Allahu Teala sizlerle öyle şeyler paylaşıyor ki, bu yaşamış bir ablanız olarak söylüyorum. Bunu anlatmamın nedeni de övme değil arkadaşlar. Bunu size örnek olsun diye anlatıyorum. Bu bir aşama, bu bir uyanış. İnşallah Allah size de uyanışı nasip etsin diye. Eğer çok güzel bir cennet varsa o cennete hep beraber gidelim diye düşünüyorum. Onları kendime saklamıyorum. Art niyetle anlatmıyorum. Çünkü düşün ki birkaç kişinin, birkaç Müslümanın bile kalbi titrese, bununla merhametle hidayete erse, Allah bir yol açsa bunun sevabı bile insana çok güzel yeter arkadaşlar. Düşünsene bana bir dua etseler o bile yeter yani. Bana da dua edin arkadaşlar. Allah benim de günahlarımı affetsin. Bilmediğim günahlarım varsa, bildiğim günahlarım varsa, pişmanlıklarım varsa Allah beni de affetsin. Böyle gördüm arkadaşlar. Namazda beyaz bir elbise giymiştim. 1000 kere la ilahe illallah zikrinden sonra cama yapıştıklarını gördüm ben. Sabah ne oldu dersiniz arkadaşlar? Sabah bir şey oldu. Sabah uyandım, ben işe gitmiştim, merdiven temizliğine gittik. Elime bakıyorum, Allah Allah diyorum ya, elime ne oldu? Sağ elime kına yapmışlardı arkadaşlar. Rahatsız olmuşlardı, sağ elimdeki renk değişikliği vardı. Sol elimde hiçbir şey yoktu, tesbih çektiğim elimde, sağ elimde sanki bahır rengi gibi sararmıştı. Sanki bir patlıcan falan soyarsın da elini sararır ya, yahut yaprak sararsınız sararır. Öyle bir şey de yoktu. Hiç benim öyle elimin renginin hiç değiştiğini bilmem. 100 kere Ayetel Kürsü okudum. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bundan çok rahatsız oluyorlar arkadaşlar. Allahu Teala'yı ne uyku tutar, ne uyuklama, ne uyku tutar diyor. Arşın sahibidir diyor. Arkadaşlar Ayetel Kürsü çok güzel bir dua. Çok güzel bir sure. Bakara suresi arkadaşlar. Onu size okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyumu la te'huzuhu sinetun ve la nem. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men sellezi yeşbehu indehu illa bi izni. Ya'lem ma beyna eydihim ve ma halfehum ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa ve siya kursuyuhu semavati vel ard ve la yeudu hüsuhuma ve huvel aliyyul azim. Sadakallahül azim. Bu sureden
Korkuyorlar arkadaşlar. Bunu okuyun, bunu düşmanlarınız bile kapıya gelse diyor, Ayet-el Kürsi okunduğu zaman evinizi görmezler diyor, bakın. Diyor ki Ayet-el Kürsi okunduğu zaman, hani düşünün ki düşmanlarınız gelse, adamın birinin arkadaşlar kanlar varmış, yine bir kere daha anlatmıştım bunu. Her gün sabahları gelip evini izliyorlarmış, akşam buna pusu atmak için keşif yapıyorlarmış, nerede dursak ne yapsak. Akşam geliyorlarmış ki ev yerinde yok. Bu o kadar koruyucu bir sure, düşünün. Hıfzuhuma diyor. Allah koruyor yani. Hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim. Son ayetlerinde arkadaşlar. Bunda koruyucu sureler, şeyler var, ayetler var. Hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim. Bunu bile tesbih çekebilirsiniz arkadaşlar. Bak neymiş? Hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim. Bunu okursanız eğer Allah-u Teala sizi korur. Ayet-el Kürsi'yi okuyun arkadaşlar. Bugün ben işte çalışırken emin olun ki hem besmele çektim, besmeleyi çektim 100 kere. Ayet-el Kürsi'yi çok okudum. Besmele'yi yine tekrarladım. La ilahe illallah zikrini çok çektim. Salavat dinledim. Bugün gelene kadar Kur'an-ı Kerim dinledim. Emin olun saat 1:30-2'de eve geldik. Büyük bir kendime Kur'an ziyafeti çektim. Çok güzel. Bunun böyle devamlılığı çok önemli. Beyninizde de belki böyle var ya, o ayetlerin etkisiyle çok değişik haller oluyor. Ben ona inanıyorum arkadaşlar. Çünkü onları gösteriyorlar. O ayetlerin, o surelerin. Size yaşatıyorlar arkadaşlar. Yine anlatacağım şimdi bir şey arkadaşlar. O da çok önemli. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine gece namazına kalkmıştım. O günün sabahıydı arkadaşlar. O dedim ya, la ilahe illallah zikrini çektim. 1000 kere la ilahe illallah zikriydi. Ayet-el Kürsi'den sonra sabahleyin bir saat 5:30 falandı arkadaşlar. Sanayiye gittik. Sanayide işimiz vardı. Ayıptır söylemesi, yeni bir araç aldık. Onun bir sıkıntısı var arkadaşlar. Onun için gittik. Biraz erken gittik. Güneş tam doğuyordu arkadaşlar. Kulağımda Fecr suresi okunuyordu.